Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size büyüme gelişme ve erkek üreme sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağım. İlk sorumuzdan başlayalım. Diyor ki insanda embriyonun gelişimi sürecinde ağırlık değişimini gösteren grafik şöyledir. Grafikteki ağırlık değişimleri ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar ilk 2 hafta bakın ağırlık değişimi azalmış. Daha sonra ne oluyor? Yukarıya doğru artmaya başlamış. Yani ağırlığı artmış. İlk 2 hafta neden azalır? Çünkü yumurtadaki vitellüsten karşılıyor ilk 2 hafta. Daha sonrasında arkadaşlar anneden beslenerek, annenin işte rahminde bulunan endometrium tabakasından beslenerek ağırlığını artırıyor. Bakıyorum diyor ki ilk 2 haftada gerekli besin yumurtadaki vitellüsten karşılanmıştır. Bu doğrudur arkadaşlar. İlk 2 hafta bundan karşılıyor. O yüzden ağırlığı azalıyor. Daha sonra ise artmaya başlıyor. 2. haftadan sonra embriyo döl yatağını tutmuştur. Ağırlığının artması için döl yatağını tutunması gerekiyor. Bu yüzden bu da doğrudur. Hücre artışı 2. haftadan sonra başlamıştır. Bakın hücre artışı diyor. Arkadaşlar ağırlık 2. haftadan sonra artmaya başlamış ama İlk 2 haftada da sürekli bölünmeler gerçekleşiyordu. Hani hatırlayın hangi evreydi bu? Segmentasyon evresi. Bu evrede sürekli hücre artışı oluyor ama ağırlıkta bir artış olmuyor. Çünkü hücreler küçülüyorlar. İçerisinde bulunan o yumurtanın içindeki sıvıyı paylaşıyorlar. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki embriyonun gelişiminde gözlenen segmentasyon evrelerinden olan blastula ile ilgili hangisi yanlıştır? Neydi arkadaşlar blastula? Bir sürü hücre yan yana geliyor. Daha sonra bunlar kenarlara doğru çekilmeye başlıyorlardı ve bir boşluk oluşturuyorlardı. Biz bu boşluğa blastosöl boşluğu diyoruz. Diyor ki morulayı oluşturan hücrelerin kenarlara göç etmesiyle oluşur. Doğrudur arkadaşlar bu. İçi boş olup özel bir sıvıyla doludur. Bu da doğrudur. Blastosöl denilen birinci karın boşluğunu bulundurur. Evet arkadaşlar birinci karın boşluğu burada oluşuyor. Daha sonra bu blastosöl neye dönüşüyordu? Sindirim kanalına dönüşüyor. Bu da doğrudur. Hücreler çevreleriyle temas halinde olduğundan gaz alışverişi kolay gerçekleşir. Şimdi hücreler bir sıvının içerisine alınmadığı için ya yani etrafında bir zar olmadığı için hani neydi o sıvı? Amniyon sıvısıyla amniyon zarıydı. Bu zar olmadığı için kolaylıkla gaz alışverişi yapabilirler. Doğrudur. Farklılaşmanın en yoğun olduğu evredir. Arkadaşlar farklılaşma bu evrede değil. Farklılaşma gastrulasyon evresinden sonra gerçekleşiyor. O yüzden cevabımız E şıkkı oluyor. Gelelim 3. soruya. Diyor ki embriyonun gelişiminde hücreler blastula evresine kadar bir aradayken bu evreden sonra hücre göçleri başlar ve hücreler farklılaşır. Aşağıda hücre göçleri ve bunun sonucunda oluşan yapılarla ilgili hangisi yanlıştır? Hücre göçleri için demiş ki gastrula evresinde başlar. Arkadaşlar hücre göçleri evet gastrula evresinde oluyor ve bir boşluk oluşuyor. Hani gastrula boşluğu oluşuyor. Bu yüzden bu doğrudur. Hücre göçü sonucunda oluşan çökmeyle ilk bağırsak boşluğu olan gastrula boşluğu oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Gastrula boşluğunun dışa açılan kısmına blastopor denir. Evet doğrudur. Blastopor gelişmiş canlılarda ağzı, ilkel canlılarda anüsü oluşturur demiş. Doğrudur arkadaşlar bu da. Gastrula boşluğu gelişmede sindirim kanalına dönüşür. Arkadaşlar gastrula boşluğu değil blastula boşluğu oluşuyordu sindirim kanalına. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şöyle 4. sorumuz. Organogenezde organ oluşurken gerçekleşen embriyonik indüksiyonla ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar embriyonik indüksiyon dediğimiz organların oluşmasıdır. Zigotun oluşum durumudur. Zigotun oluşum durumu embriyonik indüksiyon değil o döllenme olayıdır. O yüzden bu yanlış. Bu döllenme olayıdır. O yüzden yanlış. Embriyondaki bir hücre grubunun diğer hücre grubunu etkileyerek organ oluşumunu yönlendirmesidir. Evet, embriyonik indüksiyon budur. Organların vücuttaki kendine özgü yerlerinin belirlenmesinde etkilidir. Evet arkadaşlar, çünkü zaten organogenez diyor. Yani organ oluşumu demektir. Cevabımız 2 ve 3 olur. Geçelim 5. sorumuza. Diyor ki, aşağıdaki şekilde embriyonik gelişim özetlenmiştir.
Bu süre içinde hücrelerin hangileri değişmemiştir? Arkadaşlar, tamamen mitoz bölünmeyle gerçekleşiyor. O yüzden kromozom sayısı değişmez. DNA'daki nükleotit dizilişleri mutasyon olmadığını varsayıyoruz. O yüzden nükleotit dizilişleri de değişmez. Gen sayıları, bütün kromozomlar DNA aynı olduğu için gen sayıları da değişmez. Aktif gen sayıları, arkadaşlar bu değişebilir. Neden değişir? Çünkü organların, yani farklı organların farklı hücreleri farklı genlere sahiptir arkadaşlar. Yani aktif genleri farklıdır. Mesela karaciğerde katalaz üreten gen kısmı aktifken akciğerde bu gen kısmı aktif değildir. O yüzden bu da değişen özelliklerdendir. Değişmeyenler hangileri? 1, 2 ve 3. Bize değişmeyeni sorduğu için cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Geçelim 6. soruya. Diyor ki, insanda embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen embriyonik örtülerle ilgili hangisi söylenemez? Hatırlayın, embriyonik örtüleri ne vardı? Koryon vardı, allantois vardı, vitellus vardı ve amniyon vardı. Diyor ki, allantois göbek bağının oluşumuna katılır. Doğrudur arkadaşlar. Allantois göbek bağını oluşturuyor. Koryon plasenta oluşumuna katılır. Arkadaşlar, koryon, bakın, embriyoyu dıştan saran bir tabakadır. Dolayısıyla amniyon sıvısının da, yani amniyon zarının da en üstündedir. Plasenta oluşumuna katılır. Bu da doğrudur. Koryon embriyonik örtüleri sarıp korur. Bakın, koryon adı üstünde, koruyan anlamında. Bu da doğrudur. Vitellus diğer omurgalılara oranla daha fazla ve besin yönüyle zengindir. Arkadaşlar, insanlarda vitellus azdır. Neden? Çünkü 2 hafta sonra zaten plasenta oluşmaya başlıyor. O yüzden de vitellusa ihtiyaç yoktur. Diğer canlılar, mesela kuşları düşünelim. Kuşlar direkt yavru yumurtadan besleniyor. Yumurtadaki vitellustan besleniyor. O yüzden zengin olması lazım. Ama insanlarda öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden bu yanlıştırı cevabımız D şıkkı olur. Amniyon sıvısı embriyoyu korur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim 7. sorumuza. Diyor ki, insan embriyosu ve bu embriyodaki örtülerle ilgili, yine örtülerle ilgili sormuş bize. Koryon, embriyonun uterusa ulaşmasından sonra plasentanın yapısına katılır. Doğrudur arkadaşlar, plasentaya katılıyor. Amniyon sıvısı embriyonun rahat hareket etmesini sağlar. Evet, hani içerisinde bulunan sıvı embriyoyu koruyor, hem de rahat hareketini sağlıyor. Vitellus, plasenta oluşuncaya kadar embriyonun besin ihtiyacını karşılar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Allantois memelilerde oluşmaz. Allantois arkadaşlar diğer canlılarda, kuşlarda falan atıkların depo edildiği yerdir. Memelilerde tamamında oluşmaz diye bir şey yok. Neden? Çünkü yumurtlayan memeliler var. Yumurtlayan memelilerde allantois mecburen bulunmak zorunda. Plasentalı memeliler deseydi tamam, doğru kabul edebilirdik. Ama yumurtlayan memelileri düşündüğümüzde allantois memelilerde oluşmaz diye bir şey yok. Oluşabilir. Cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 8. soruya. Diyor ki, plasenta hangilerini gerçekleştirir? Hormon salgılama. Evet arkadaşlar, az miktarda östrojen, çok miktarda progesteron salgılar. Bu olur. Döllenme olmadığı zaman yumurtayı koruma. Bakın, döllenme olmadığı zaman demiş. Plasenta ne zaman oluşuyor? Döllenme olduktan sonra oluşuyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Yumurta kanalında oluşup döllenmeyi sağlama. Plasentanın döllenmeyle herhangi bir ilgisi yok. Plasenta ne yapıyor? Yumurta dölleniyor. Döllendikten 2 hafta sonra plasenta oluşmaya başlıyor ve embriyonun beslenmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız ne olur? Yalnız 1 olur. Geçelim 9. soruya. Artık erkek üreme sistemi sorularına geldik. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemine ait değildir? Bakıyorum. Vas deferans, evet, ait. Epididimiz ait arkadaşlar. Testisler aittir. Cooper bezi erkek üreme sistemine aittir. Ama üreter nedir? Bir boşaltım sistemi organıdır. O yüzden erkek üreme sistemine ait değildir. Gelelim 10. soruya. Erkek eşey bezleri olan testislerle ilgili hangileri doğrudur? Skrotum kesesinde bulunur. Evet arkadaşlar, iki kesenin içerisindeydi bunlar. Skrotum kesesi doğrudur. Hormon salgılar, testosteron hormonunu salgılıyordu. Doğrudur. Sperm üretirler. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur.
Geçelim sonraki sorumuza. Bakın bir sonraki sorumuz sperm oluşumu ile ilgili bir soru. Şimdi hemen burada gerçekleşen olayları yapalım. Bakın sperm ana hücresi birinci spermatozite dönüşmüş. O zaman burada hangi olay gerçekleşmiştir? İnterfaz. İnterfazdan sonra bakın kromozom sayısı yarıya dönmüş. Yarıya inmiş meiyoz 1 evresi. Daha sonra meiyoz 2 ve sonra da farklılaşma olmuştur. Farklılaşmayla spermler hareket yeteneği kazanmıştır. Bakıyorum diyor ki doğumdan önce spermatogoniumlar birinci spermatosit haline gelir. Arkadaşlar bu yanlış. Neden? Çünkü kadınlarda yumurta oluşumu doğumdan önce başlarken erkeklerde böyle bir durum söz konusu değil. Erkeklerde direkt bütün olaylar ne zaman başlıyor? Ergenlik döneminde başlıyor. O yüzden bu yanlış olan şıkkımız zaten. Diğerlerini de okuyalım ama. Birinci spermatositten, bakın birinci spermatositten ikinci spermatosit oluşumu meiyoz 1 ile gerçekleşir. Evet doğru yazdık. Spermatitlerin hareket yeteneği yoktur. Evet kamçıları olmadığı için arkadaşlar hareket yeteneği yok. Doğrudur. Farklılaşma epididimiste olur. Söylemiştik bunu hatırlayın erkek üreme sistemini anlatırken. Doğrudur. Spermatit oluşumu seminifer tüpçükte olur. Spermatit oluşumu demek yani meiyozun gerçekleştiği yer demek. Meiyoz nerede gerçekleşiyor? Seminifer tüpçüklerde. Bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim son sorumuza. Testislerde üretilen spermin penisten dışarı atılıncaya kadar verilen yollardan hangi sıraya göre geçer? Ne olacak arkadaşlar? İlk önce seminifer tüpçüklerde üretilecekler. O zaman ikincisi birinci sırada olur. Daha sonra epididimise aktarılıp orada hareket yeteneği kazanacaklar. O zaman sıradaki 3 numara oluyor. Sonra vaz deferansla üretraya aktarılacak. O zaman 4, 1 olur. Bu şekilde bir sıralamamız olur. Spermin dışarı atılmasıyla ilgili. Evet soru çözümünü de burada bitirmiş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümü yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.